Hello, bugün Sirkaf Sirkaf'ta sevgili Çayan Hakiki'deyiz. Şimdi kapısını çalacağız. Kendisi içeride hazırlandı, bizi bekliyor. Amerikan kapı olduğunu söylüyor ama kür bildiğin tahta ahşap zil çalmıyor. Çalışmıyor vallahi. Bakın basıyorum. Madilik biliyorsun. Abla hazırlanmamı bekleseydin. Kız zilin çalışmıyor. Çal kapıyı. Aşkım. Her gelen zile baslaydı. Hoş geldin. Hoş bulduk ne hayatım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Aşkım evini gezelim mi? Hazır mısın? Yoksa gezmesek mi? Çok gezmeyelim. tamam küründen ben bir mutfağa bakayım. Siz bakmayın. Tertemiz işte mutfak. Ay tertemiz biliyorsun tertemiz. Ama bir şey diyeceğim bir şey ben dün geldim. Evet, bacım tatildeydi. Ondan sonra bir süredir yoktu. Evinde kalanlar yoktu. Sağ olsun. Evinde kalan başka insanlar vardı. Onların suçu. Yoksa benim bacım tertemizdir evet. Biliyorsun. Pirupak. Evet, buradan geçelim bence. Şöyle geçelim. Tabii burada yemek yeniliyor biliyorsun evet. Normalde. Ama şimdi bir süredir burada. Küçük bebekler, çocuklar burada. Evet. Bu çocuklar deneylerden kurtarılmış, hayatta kalmış çocukla biricik. Çayan Hakiki'miz şu an onlarla evini paylaşıyor. İki tane bebek var bunun içerisinde. Deneylerden hayatta kalmış olan fareler. Aşkım hangi motivasyonla bu bebekleri aldı? Abla bilmiyorum. Sadece şey hani kemirgenlere karşı olan ön yargı. Sen bir seversin. Değil. Yılan severim. Tabii. Fareyle ilk kez ilişkilerim var. Yoksa yılan çok etrafımızda. Ben de tedirginim onlar kadar. En az onlar kadar. Bana yaklaşmıyorlar da ama olsun birbirimize bir gün yaklaşacağız. Buradan tabii ki buna vesile olan az sağ parada ve çocukları bana getiren çocuğun adı neydi? Link mi koy? O başvuru şeyi var çünkü. Latte ve Dostları diye bir Instagram sayfaları da var. Latte ve Dostları. Latte de bir yine deneyden kurtarılan bir çocuğumuz. Onun biosunda şey var. Başvuru linki var. Oradan başvuruyorsun. Daha sonrasında deneyden kurtarılan ya da işte şeyden pet shop'tan herhangi bir yerden kurtarılan bir hayvan olduğunu sana getiriyorlar. Sen de onları evine açıyorsun. Öyle. Vırıklı cırrık. Vırık cırrık o kadar güzeller ki. Yani gerçekten kim zulmettiyse yaptığını yaşasın diyorum. Böyle oturayım mı hayatım? Abla istediğin gibi otur. Böyle maskemi çıkarayım. Bir çıkar abla. Abla bana da koydun mu içecek? Koyayım abla. Tamam. Bacım biliyorsun biz gelmeden önce sağ olsun bize böyle şey yaşatmış. Yaz ferahlığı için böyle güzel bir limonata. 70'lik limonata aldım geldim. Abla o tarafa ben oturayım. Tabii ki aşkım nereye istersen. Daha güzel çıkıyor. Ben diyorum hoş geldiniz diye. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk nerelerdeydiniz aşkım. Kız? Valla ne olsun kız. Biliyorsun iş güç bilmem ne. Pandemi dedin, korona dedin, zart dedin, zurt dedin. Biz tam Efuz'la Sirkaf Sirkaf'a başladık biliyorsun. Sonra pandemi iyice aldı yürüdü aşkı. Şu an hazır böyle esnemişken bilmem neyken hemen bacımızın dedik evimine gidelim bir görelim. Bir Sirkaf'ını ziyaret edelim. Konuk olalım. Belki bize diyecekleri vardır diye biliyorsun. Abla ilk çekimimiz bu arada sanırım birlikte değil mi? Söyleyeceğim. Evet. Ya. İlk kez kamera evet. Karşısındayım. Biraz bir şarkı yaşatacaktık. Ne yaşatalım? Aşkım bir merhaba şarkısı. Devran Çağlar. Yaşatıyorum. Çok önemli bir şarkı geliyor. Bana engeldin. Aslında kaybeden. Çekip giden. Zalimler sultan. Senindir. Böyle. Duman duman. Alev alev yaksan. Milletten derde. Yerden yere vursan bile. Boyun eğmem. Af dilemem ölsen bile. Elinden geleni ardına koyma. Allahu Ekber. Evet güzel. Güzel evet. Başladık. Tabii. Peki kimdir Çayan Hakaki? Hakaki. Birini vardı. Hakaki. Bundan sonra hem Hakaki hem Hakiki biliyorsunuz. Yine adamım. Yine adamım. Nansız birine nansa böyle şeyler yakışmaz. Neler yapıyorsun anlat. Böyle bizi gündelik bir haline evet, karşı yani mısın? Çok... Ben hazırlanırsın diye düşünmüştüm. Bayağı yataktan kalktım ve kapıyı açtım. Evet tabii fark ettim. Neler yapıyorsun ablanız geçiyor abla. Günleri. Güzel gidiyor. Tatilden yeni döndüm. Tabii bir yanmışsın bronzlar.
yaşlandı tabii. Bartın'daydım. Yakın diye Bartın'a gitmeyi tercih ettim. Çünkü taksiyle gittim. Bartın'da madilik yaptım sürekli. Giderken madilik yaşadım. Otelde madilik yaşadım. Nasıl bir yer abla? Küçücük bir yer galiba. Abla köy. Ankara'da tabii. Köydür. Biz de köylüyüzdür. Ben Ankara'lı olmadığım için bir şey söyleyeyim. Yani güzeldim. Şimdi tatilden döndüm. Evdeyim. Çalışıyorum. Aynen. Home office çalışan biriyim. Home office tabii. Aşk en güzel. Freelance. Aynen. Ama ben biliyorsun koşturmaca. Bir sürü iş yoğunluğumuz falan vardı. Kulağa gelsin. Tabii canlı yayınlar falan yapıyorduk bir dönem o yüzden. Güzeldi. Hani, aynen şimdi sonlandırdı. Ne kadar 3 ay canlı yayın yapıldı. Dev. Her gün. Ben aşırı güzel hissediyorum gerçekten. Buradan tekrardan izleyen herkese kucak dolusu sevgiler. O kadar güzel geri dönüşler aldık ki yani Türkiye'nin her yerinden insana ulaşma fırsatı yakalamış oldu. Evet. Bu açıdan bayağı güzeldi. Harika. Sadece Ankaralılar veya İstanbullular falan değil. Yaşandı. Yaşanacak olan. Muhteşemdi. Şimdi de abla ofiste ofisimiz açıldı biliyorsunuz. Sınırlı sayıda başvurucu alıyoruz. Dikkat ediyoruz yine önlemlere falan. Genel olarak rutin ofis işlerini yürütmeye devam ediyoruz. Böyle aşkım ya. Ankara'ya ben alıştım biliyorsun. Bu alışmak. Bugün sana gelirken falan da şeyi düşündüm. İlk geldiğim günü bir tane otoparkın yanından geçtik. Şeye çok yakın. Tunalı'ya. İlk geldiğim zaman o otoparkın yanından yürümüştüm ve orada bir tane banka ATM'si arıyordum falan ve böyle hava dev soğuktu. Böyle şey gibi hissettim yani. Ben artık Ankaralıyım gibi ve Ankara'da yaşamışım. Çünkü çok yabancıydım anladım. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani o otopark benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu ama bugün ikinci kez baktığım zaman şey gördüm yani. Tanıdığım bir yer. Çok fazla şey kattı gerçekten yaşattı. Bana da. Farklı hisler. Sana neler yaşattı aşkım? Aşkım ben doğma büyüme buradayım biliyorsun. Tüm düzenim burada. Bir de şey Türkiye'de sadece Ankara'da yaşayabilirim. Ondan çok eminim. İstanbul'a bir hafta onur haftası için geliyorum ve her hafta onur haftasında ağlayarak dönüyorum. Hani artık Ankara'yı istiyorum diye. Ankara'da hiçbir şey yok. Böyle deyince insanlar Ankara'nın gülüm bir yer olduğunu düşünüyorlar. Çok da değil. Ben şey. Ben satıyorum but gülüm. But. Mesela senin burada çevren var anladın mı? Yani biraz. Çevresi olmayan bir Lubunya için Ankara'sı zindan biliyorsun. Zindan. Masum eller kelepçeli biliyorsun. Mesela teligatöründen sokaktaki çolasına her şey farklı her şey. Anladın tabii canım mı? Ankara'da bir kere ulaşım İnanılmaz. Ücretsiz anladın mı? Muhteşem bir şey bu. Her yere yürüyebiliyorsun. Evet. Biliyor. Hep şey derim Ankara'da ayakta kalmak zordur. İstanbul zaten direkt harcar yani. Kim harcamamış ki? İstanbul her türlü harcıyor. Bir şeyler alıyor sandın ama şey ya karşılığında verdiği bir takım şeyler var tamam mı? Ve diyorsun ki okey değer yani hepsine. Yani gerçekten hayatta kalmak, yaşamak ve başına gelmeyen kalmıyor ama ya bir noktada şey oluyorsun okey be diyor. İnsan yaşadığını hissediyor. Alışıyor. Çok alışıyorsun ve insan bir şey yapıyor. Okey oluyorsun yani. Kesinlikle. Olsun Ankara da güzel. Ben seviyorum Ankara'yı ya. Ankara'dan gitmeyi de düşünmüyorum. Aşkım boş olmasını seviyorum. Ben zaten sakinlik seven biriyim. Sen hep bir huzur, sükunet seversin aşkım. Tabii canım madilik yapar çekilirim biliyorsun. Hiç işin olmaz. Genel olarak da öyleyim. Siz de mesela bir ara çok sık görüşüyorum sonra bir ay ortadan kayboluyorum. Haftada bir geliyorsam geliyorum. Niye güneş gözüme vurdu bir anda? Akşam güneşi sidikliğe miydi kız? Akşam güneşi bebeğe biliyorsun. Vur bir tane. Akşam güneşi günahsız gelinlere. Bilmiyorum ki var mı öyle bir şarkı? Party Type mu? Aşkım Müzeyyen Senar Bülent Ersoy'da aslında çok güzel okur. Onu sonra dinleriz diyorsun. Ay delirme. Dersin. Ablum yakamasını görüşüyor biliyorsun. Şorma abla. Kız biz misafirliğe geldik biliyorsun. Akşam güneşi Ferdi Tayfur evet, mu? Evet Ferdi Tayfur. Oldun mu abla? Yaşadığı aşkım. Öyle abla. Bu kadar Ankara'yı seviyorum diyorsun. Aynen. İkisini Ankara'yı sevdiren etkenlerden biri de pembe hayat mıdır? Pembe hayattır kesinlikle. Tabii. Ankara'yı zaten pembe hayat sevdirebilir ancak. Pembe hayat olmasaydı Ankara sevilir miydi? Yine bir noktada sevilirdi de bu kadar sevilmezdi diyorsun. Ya. Pembe hayatın kendi içindeki kültürü çok başka. Onu da yaşatıyor ya. Tüm Türkiye'de But. Yaşatıyor. Tüm dünyada yaşatıyor. But. Uluslararası alanda da yaşattığını söyleyebiliriz bence gönül rahatlığıyla. Ne zaman senin yolun kesişti pembe hayatla? Ben ise LGBT'de örgütlüydüm. Bilmeyenler için söyleyeyim. 14 yaşımda, 15 yaşımda ise LGBT'de örgütlendim. Türkiye'nin birçok şehrinde vardı. Ankara'daki de daha böyle sokak eylemleri üzerinden örgütlenen bir yerdi. Onun üzerinden zaten pembe hayatla tanıştım. Sonra işte arkadaşımın, ev arkadaşımın gitmesinden sonra iltica etti Demat biliyorsunuz. Buradan da selam olsun pembe hayat aktivisti. Ondan sonra böyle şey şekilde pembe hayata dahil oldum. Queer Fest'te
ilk dahil oldum. Sonrasında Pembe Hayat'a geçtim falan derken 2,5 yıl Pembe Hayat'ta profesyonel olarak çalışma şansını ya. Yakaladım. Nasıl geçtiğin için Pembe Hayat serüveni? Güzeldi. Yani her şeyden önce yani trans olarak ben Pembe Hayat'ta açıldım ve hani bana kattığı şeyler apayrı şeyler. Bunları her zaman söyleyeceğim sanırım. Bir de şey oluyor ya, 30 yaşında mesela Pembe Hayat'ta örgütlenmiş ve profesyonel olarak çalışıyor olsaydım muhtemelen bu kadar yeri bende ayrı olmazdı. Tam olarak böyle 18'den 19'a geçerken örgütlenmiş olmam. O dönem bir de hani büyüyorsun ve hayatın büyüdüğün için o şekilde geçeceğini sanıyorsun ya, o dönem hep kendisi o yüzden bir özeldir. Yıllar. Aynen. O özel dönemimde, kendi hayatım içinde özel olan bir dönemde Pembe Hayat'la tanışmış ve orada bulunma şansı yakalamış olmak bana apayrı hissettiriyor. O yüzden çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Şey daha şu. İyi ki gitmişim. Gülüm atıyoruz işte yani. Bence bu gülümleri atabilmeliyiz. Tabii yani. Ki hayatım, herkes bu gülümleri atabilmeliyiz. Herkes madi gitmez. Aynen öyle. Ben kurumuma, benim derneğim bir kere her şeyden önce. Ben bir transım. Ben bir transım. Ve nokta. Ve orası herkesin olduğu gibi benim de derneğim. Ve öyle de kalacak. Bizim yuvamızdır. Öyle. Bu arada biz direkt konuya girdik ama benim şeyimden bahsetmedik. Ben istifa ettim. Aynen. Bacım istifa etti geçenlerde. Yani şey, kafalar karışmasın. Ben 3 hafta kadar önce istifa ettim. Hiçbir şey yok. Hani öyle madiliğidir, bir şeydir yok. Gayet hala Pembe Hayat'ta sayılabilirim. Gelip gideceğimden emin olabilirsiniz. Ama artık yani devam edemedim kendimle alakalı nedenlerden dolayı. Kendimle alakalı değil ayol. Sivil toplumla alakalı bir şey yani. Hani girmeden önce şu uyarıyı da yapmış olayım. Şu an sivil toplumda bulunmuş ve sivil toplumda çalışmayı deneyimlemiş. Geçmişte deneyimlemiş. Şimdilerde bağımsız ama hala gönlü Pembe Hayat'a akan bir aktivist olarak konuşuyorum. Söylediğim hiçbir söz Pembe Hayat'ı bağlamaz. Bunu da söylemiş olayım ki en büyük tedirginliğim de buydu. Bence her sivil toplum emekçisi bunu yaşıyor. Hayatın her alanında yani bakkala bile çıksan, orada bir Lubunya ile karşılaştığında söylediğin her şey ya da hangi alanda çalışıyorsan o alandan bir özne ile karşılaştığında söylediğin her şeye dikkat etmen gerekiyor. Zaten kendi hayatımıza da dikkat etmek gerekiyor ama kurumsal kimliğin temsiliyeti apayrı bir şey getiriyor. Sen de bence deneyimlemeye başladın bunu. Ya zaten mesela şeyde bile deneyimliyorsun bunu. Herhangi söylediğin bir şey veya yaptığın bir şey üzerinden sen transları böyle mi temsil ediyorsun, transların adını böyle mi çıkarıyorsun bilmem ne falan filan. Ne demek, anladın mı yani? Dünya üzerinde bir sürü mesela siz hetero insan var, trans olmayan insan var yani ve bunların işledikleri milyon tane suç var, madilik var, şu var, bu var. Hangisi hepsini temsil ediyor, anladın mı? Yani böyle bir şey üzerine asla düşünmüyoruz. Ama bir tane Lubunya çıkıp bir şey yaptığı zaman işte bütün Lubunyalar böyledir veya bütün Lubunyaları böyle mi temsil ediyorsun kafası geliyor. Ben şu an Pembe Hayat'ta hala çalıştığım için kurumsal bir kimliğim var. Tabii ki mesela atıyorum bu kanalda işte bahsedeceğim şeyler falan hani bir şekilde benim kurumumu bağlar. Ama yani kendi gündelik hayatımda yaptığım her şey, deneyimlediğim her şey tabii ki kurumu bağlamaz yani, anlatabiliyor muyum? Çünkü benim bu kurum dışında da bir hayatım var. Evet. Kuruma dair söz üretirken yaptığım şeyler vardır. Bunlar okey. O kimliği temsil ettiğin yerler vardır. Aynen öyle. Yani buralarda okey ama yani ben bütün ömrüm boyunca 7-24 bir şekilde kendi kurumumu sadece temsil edeceğim, sadece transları temsil edeceğim diye bir şey yok. Hata yapmaya hakkımız var yani. Bizim de batırmaya hakkımız var, dağıtmaya hakkımız var. En olmadık yerlerde insanlar seni tanıyorlar, yakana yapışıyorlar ve işte hani ben seni biliyorum bilmem ne, şöylecek, böylecek bilmem ne falan. Yani hayatım bir rahat mı bıraksınız, anladın mı? Bu da sorun değil bu arada benim için. Yani hani şey, ben bunları kaldırabilecek güçte bir insanım. Bunların hiçbirini sorun etmedim. Hiçbir zaman da etmedim ve zaten hani sivil topluma giriyorsan bence bunu da kabul etmen gerekiyor. Anca bunu sorun yaşayacağını kabul etmen. Ya. Çok büyük bir sorun ve değişmesi gerekiyor. Yani kesinlikle bundan yani. Bundan sonra bunun için mücadele edeceğimi burada söylüyorum. Bilmiş. İlan etmiş oluyorum. Olsun. Bir noktada da bunu hani kabul ederek girmek zorundasın ya. Bunu bir yerde kabul ediyorsun. Evet ama şey keşke yani, olmasa yani. Şey sanılmasını istemiyorum. Ben hani buna dair dayanamadığım için gidiyorum falan gibi değil. Bir yere de gittiğim yok zaten. Tabii ki öyle. Sadece hani şey, bunu yaşamak istiyor muyum? Biraz bunu düşündüm. Hayır, ben bunu yaşamak istemiyorum ve hani bu sivil toplum değiştiğinde ben belki günün birinde geri döneceğim. Ama şu an için değişmeyeceğini fark ettim. Değişmek için çaba sarf etmem için de bağımsız olmam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden aslında biraz da ayrılmış oldum. Yani şey görmelerini istiyorum insanların. Yani kendi üzerimden ve kendi pozisyonlarım üzerinden konuşacağım. Zaten aynı zamanda yönetim kurulundayım. Yatay örgütlendiği için zaten hani
bu herhangi bir şey demek olmadığı için bu kadar rahat konuşuyorum. Ama şey, neden bahsediyordum? Biraz hani insanları üzüyor ya. Bu alanda çalışan insanları özellikle. Sivil toplumda emekçisin. Yönetim kurulunda olman üzerinden zaten hani devletle doğrudan muhatabım. Bunun dışında dernek çalışanlarının tamamı da devletle muhatap ve şey hani doğrudan muhatap. Diğerlerinden daha fazla muhatap olduğunu söyleyebiliriz bence çok rahat bir şekilde. Ve özellikle böyle bir gündemde. Bugün devletin kendisi LGBT artıları hedef gösterirken biz direkt o hedefin odağındayız. Ve hani bunu görmezden gelip uğrunda mücadele ettiğin, o alanda çalıştığın, o alana bir noktada hizmet ettiğin yerden ne hırsızlığın kalıyor, ne bir şeyin kalıyor, ne yalancılığın kalıyor, ne dolandırıcılığın kalıyor, ne bilmem neyin kalıyor, ne translığın kalıyor. Yani zaten istifam ettim okuyanlar biliyordur. Bunu da çok eleştirdim. Bir trans öz örgütünde çalışan bir transa yapabileceğiniz en büyük kötülüktür bu. Sen trans değilsin demek. Hak etmediğin bir yerdesin demek. Ben bir Lubunya'yım her şeyden önce ve bugün hornet kullanamıyorum ayol. Yani hani biliyorsunuz. Gacavari açsam sen o derneği hak etmiyorsun defol. Gacavari açsam şimdi de Lubunya mı oldun defol. Tabii ki bunlar beni yıldırmadı. Hiçbir zaman da yıldıramaz. Sadece hani şey kısmı üzüyor. Ben ne için mücadele ediyorum o zaman? Hani anladın mı? Ne yapsan yaranamıyormuşsun gibi hissediyorsun. Bir noktada ne yapsan yaranamıyorsun. Bunu hissetmek bazen tüketiyor. Beni tüketmedi. Tüketmeyecekti. Sadece hani şeyi söylemeye çok hazır hissediyorum kendimi. Özellikle bağımsız bir aktivist olarak aynı zamanda. Sivil toplum emekçilerini bu şekilde görmezden gelemezsiniz. Sivil toplum emekçilerini bu şekilde madileyemezsiniz. Bu şekilde emeklerini yok sayamazsınız. Yani ben kendim yakın şahidi oldum ve deneyimledim. Queer Fest gibi bir etkinlik. Ankara'da yasaklanmış, apar topar İstanbul'a taşınmak zorunda kalmış ve bir şekilde yasaklara rağmen kendini var etmeye çalışan bir etkinlik. Ve hani şey, her şeyini Lubunyaların, her şeyini ama Lubunyaların iyi olması ve festival sırasında iyi hissetmesi için organize eden bir etkinliği hazırladığım sırada 3. uykusuz günümde bir mesaj alıyorum. Ben o derneğin yönetim kurulunun trans olduğunu düşünmüyorum. Hadi oradan. Naş. Bu trans aktivizmi değildir. Birileri asla. Eğer çıkıp 10 yıl bağırıp çağırdıktan sonra kendilerini kimlerin trans olduğunu söyleyebilecek hadde sahip olduklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar hayatım. Siz bu hareketin içinde değilsiniz demektir. Yallah demektir. Yani mesela ben size çok katılıyorum gerçekten. Sivil topluma dair konuşacağımız, eleştireceğimiz muhakkak ki noktalar vardır. Hiçbir insan gibi hiçbir kurum da gerçekten şey değil, kusursuz değil. Çünkü değil, kurumları da insanlar yapıyor falan filan. Bunlara varım. Ama mesela şeyi çok insafsızca buluyorum gerçekten. Yani bu kelimenin en iyi haliyle insafsızca. Herhangi bir şekilde bir derneğin kapısından girmemiş. Bir derneğin üyesi olmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir fikrin yok. Ve cayır cayır eleştiriyorum. Eleştirmek de değil, anladın mı? Sağlığı. Geçen gün gördüm ben de yine mesela sosyal medyada. Dernekler nerede? Niye açık? Açıklama yapmıyorlar, işte böyle şeyler konuşuluyor falan filan. Hayatım ne demek açıklama yapmıyorlar, anladın mı? Sen hiç bakıyor musun herhangi bir derneğin sayfasına, anlatabiliyor muyum? Her gün kaç tane haber giriyor, ne açıklamalar yapılıyor falan filan. Ayrıca yani gerçekten bir tatile gidiyorsun, bir yere gidiyorsun, derneğin parası da gitti oluyor hemen. Bunda yaşadım, derneğe girdiğim ilk hafta hakkımda dediler ki Şirvan Pembayat'a girince şey aldı, ev aldı. Yani benim geçmişim de siliyor, her şeyim siliyor. Üzgünüm ama ben orospuluk yaparak kaldım. Yani bunu hiç kimse silemez. Böyle bir hakkınız yok sizin. Siz de orospusunuz. Bunu diyenler. Benimle aynı caddedeydiniz. Yani hani bunu yapamazsınız. Yani zaten Türkiye'deki LGBT artılar, translar özellikle büyük bir şiddetin hedefi halinde. Bir de bu derneklerde çalışanlar çok daha fazla ateş hattının içerisindeler. Yani sen doğrudan sürekli devletle muhatapsın. Hedef gösteriliyorsunuz çeşitli mecralarda. Bütün hayatınızdan şunuzdan bunuzdan veriyorsunuz. Sonra birileri çıkıyor diyor ki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu vicdansızlıktır gerçekten yani. Hani ne yapılması gerekiyordu da yapılmadı. Herkes elini vicdanına şöyle bir koyuversin. Ondan sonra düşünüversin. Bence artık bundan da bahsetmemiz gerektiği için ben şu an bunları konuşuyorum. Sivil toplum emekçilerinin iyilik halini artık düşünmemiz gerekiyor. Yani hani o dönemi çoktan geçtik. Suçlayabileceğimiz dönemi çoktan geçtik. Hepimize kenetlenmek zorundayız. Varsa biz kafanızda soru işareti, bütün derneklerin hesap verebilir olmak zorunda olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz da öğrendiniz. Bütün dernekler aynı zamanda şeffaf olmak zorundadır ki LGBT artı dernekleri de kendi politik akılları gereği de ekstra bu konuya özen gösteren derneklerdir. Gelin üye olun. Evet yani hani kapısını çalın. İstediğiniz her şeyi sorabileceğiniz bir yer
bir yerden bahsediyoruz. Sivil toplum alanından bahsediyoruz. Sadece hani giderken gördüğüm ve eleştirmeyi çok istediğim ama zamanında eleştiremediğim şeylerden de bahsedebilmiş olmak adına bunlardan bahsediyorum. Bir Lubunya dernekte çalışıyorsa, herhangi bir sivil toplum alanında örgütlüyse, o Lubunya'nın hayatının her alanında, evinde dahi o kurumu temsil ettiği ya da o kurumun temsiliyetiyle davrandığı diye bir gerçek yok. Yani bunu kabul edin artık. Bu yorucu bir şey. Bu tüketen bir şey ki tükettiğini kendim deneyimledim ve hani şey, artık buna da katlanmak istemedim açıkçası. Daha farklı alanlarda kendimi daha farklı şekillerde ifade edebileceğimi düşündüğüm için bir yerlerden gitmiş bulundum. Ama bu gitme de sayılmıyor zaten. Aşkım boş varsın sen bunu. Öyle. Öyle. İçinde kalan bir şey var mı? Ne senin içinde kaldı? Var mı ya da? Nedir senin hayalin, ahtın, bir şeyin var mıdır? Sivil toplumda profesyonel olarak çalıştığı bir kurumda ayrılan kişinin özgürlük hissini yaşıyor gibiyim. Öyle bir şey oluyor ya. Özgürlük mücadelesi verirken kendini özgür hissetmediğin bir dönemden geçebiliyorsun. Bir süreç yaşayabiliyorsun. Ve bu yaşanıyor maalesef. Şu an hani onu atlattığımı ve onu yendiğimi düşünüyorum bir yandan da. İçinde kalan çok şey var. Şey gibi ama bu. Yani gördüğüm ve eleştirmek istediğim zamanda çok fazla şey oldu. Ama bunları yapamadım. Çünkü bunların sanki kendi çalıştığım kurumun sözleriymiş gibi lanse edilmesinden korktuğum ve dahi ses çıkardığım bazı yerlerde bunları yaşadığım için. Tek şeyim bu. Haklı olduğumu söylemiyorum. Belki de sesimi çıkarsaydım hata yapmış olacaktım. Bazı yerlerinde hata yapmış olacaktım. Belki de sonuna kadar çıkardığım ses haklı olacaktı. Haklı bir ses olacaktı. Sadece bunun tedirginliğini yaşayarak susuyor olmak biraz şey yapıyor. İçinde kalıyor. Onun dışında içinde kalan hiçbir şey yok ya. Oh. Yani şey var her şeyden önce. Ben burada örgütlüyken istediğim her şeyi yaptım bir yandan da. Trans hareketinin çıkarları için aklıma gelen her şeyi yaptım ve hani bunu yaparken de ortak akıl ürettik. Senin dediğin her şeyi yaptık ve hani o alanda bulunan herkesin her dediğini yapıyor olmak ve buna emek vermek apayrı bir şey hissettiriyor. Bundan 30 yıl sonra dönüp baktığımda artık hani yaş almış, fazlasıyla yaş almış birisi olarak muhtemelen 40 artı. 40 artı. Lubunya'da örgütlenen birisi olarak şey diyebileceğim mesela. 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü olarak ilan edildi ve ilan ediliş manifestosunda benim de ismim bulunuyor. O kadar. Bu benim için çok iyi. Güzel bir şey yaptığını hissediyorum. Bu arada ışık bence açmalıyız gibi geliyor bana. Işığı yakayım. Bence böyle devam edebiliriz. Böyle aşkım, içinde bir şey kalmamış olması hiç beni mutlu etti. Kalanları söyledim işte. Yani hani eleştirdiğim yerlerin olduğunu da söyledim ve bunları artık rahat bir şekilde söylüyor olabilmek beni çok iyi hissettiriyor. Her türlü madileye açım. Her türlü madileyebiliyorsun. Lubunyalık sanki insanın içinde bir şey bırakırmış gibi geliyor ya böyle. İnsan aynı şey atıyorum. Açılırsam evet. Şu mu olacak, bu mu olacak falan filan. Yani hayata verdiğimiz her kararda aslında bir şeylerden vazgeçmişte oluyoruz. Bize getirdiği böyle mükemmel başkaca bir sürü şey de olabiliyor falan. Ve o insana şey diyor yani. Ben öyle diyorum en azından yani. Mesela sivil toplumda bulunduğum zaman aktivistliğim veya kendi sürecimi başlatmam falan filan yani. Her saniyesi o kadar her şeye değer ki. Her dakikası her şeye değer. Kesinlikle. Ama mesela düşününce aslında bir ton madilik oldu. Yani asla hayat toz pembe değil. Ve işte yan yana durduğun insanla madilik yaşayabiliyorsun. Sistemle madilik yaşıyorsun. Erkek olan, egemen olanla, yönetenlerle bu madilik yaşayabiliyorsun falan falan yani. Bu bir şekilde uzuyor gidiyor ve hayat bazen gerçekten çok zor bir yer haline dönüşüyor. Ama bir yandan da değil diyorsun yani. Hani sadece benim temennim belki şey olabilir yani. Gerçekten birbirimizi zorlamayalım. Hayatı daha da zorlaştırmayalım. Çünkü zaten yeterince zor. O kadar değmez ki. Bir arabeskide yavaş yavaş toparlarız. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yani belki teşekkür etmek isteyebilirim. Çünkü lütfen. Hani bu alanda bana emeği geçen çok fazla insan var. Sürekli böyle konuşuyoruz ama ben hiçbir yerden gitmiyorum. Pembe Hayat'ın YouTube kanalında arada bir olmaya devam edeceğim. Çok fazla değil. Bunun nedeni de tamamen kendimle alakalı. Çünkü hani farklı şeyler yapmak istiyorum artık aynı zamanda. Temennim şu. Umarım ben koşup kaçmadım. Yani bu şekilde uzaklaştığım bir yer değil. Ama birçok arkadaşım bunu deneyimlediği için ve özellikle istifamı duyurduktan sonra böyle mesajlar çok fazla aldığım için söylüyorum. Sivil toplum umarım koşarak kaçtığınız bir yer değil. Birbirimize iyi geldiğimiz ve birbirimizi iyileştirdiğimiz bir yer haline gelir. Bir an önce ve bunun için çalışmaya devam edip başlayacağım
ciddiyim. Bunun için hiçbir zaman çalışamadım. Kurumsal kimliği temsil ederken bu biraz zor olabiliyor dediğim gibi. Çok özel şeyler deneyimledim pembe hayatta. İyi ki de deneyimledim. İyi ki de benimleydi ve bundan sonra benimle olacağını da çok iyi biliyorum. Pembe hayat kurumsal olarak da her transın yanında olduğu gibi benim de yanımda olacağından çok eminim. Bu gidiş de bence güzel bir gidiş. Böyle de gidilmeli bir yandan da. Hani herkes serek, herkes madileşerek, herkes sadece kuruma vesaireyi değil. Bu alana madileşerek ya da bu alana küserek, bu alanda çok kırılarak giden çok arkadaşım vardı. Kırılmamak için çok özen gösterdim. Kırmamak için çok özen gösterdim. Keza kırdıysam da birilerini, yanlışım olduysa ki olabilir. Olacak da, bundan sonra da olacak. Ama ben de öğreneceğim. Herkesin öğrendiği gibi. Özrümü de dilemiş olayım buradan. Kırdıysam kırmak istemediğim. Dendir. Ama nasıl yapacağımı bilemediğimdendir bir yandan İnsanızdır. Da. İnsanızdır. Beşeriz şaşarız. Belki de haklıyızdır. O hiç belli olmaz. Sadece hiçbir Lubunya'nın, Lubunya alanında çalıştığım için söylüyorum. Hiçbir Lubunya'nın kalbini kırmak istememiştim. Hiçbir Lubunya'nın yaralanmasını istemek istememiştim. Yaptıysam eğer özür diliyorum. Bir yandan da teşekkür ediyorum. Çünkü bütün bunlar bana çok fazla şey öğretti. Pembe Hayat'ın kendisi çok şey öğretti. Pembe Hayat'ın bütün emekçileri, bütün emekçileri çok şey öğretti. Tabii ki isim de sayacağım. Sayacağım. Eski ev arkadaşım Demat'tı. İltica sürecinden sonra çok da iyi bir dönemden geçmedim. O dönemde bana kapılarını açan yine benim derneğim Pembe Hayat Derneği'ydi. Buna da ön ayak olan ve bana her şeyi, sivil topluma dair her şeyi öğretip benim buralara gelmemi sağlayan, eğer bir yere geldiysem, Esra Özban'dır. Ona çok teşekkür ediyorum. Medyada bir şeyleri akıl edebiliyor olduysam bu Çiğdem Erdoğan sayesindedir. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alanı kendi fikriyle açan ve daha sonrasında da bunu geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapan Nalan'a çok teşekkür ediyorum. Ay böyle çok duygusallaşılıyor. Pembe Hayat'a girdiğim andan bıraktığım, istifa ettiğim ana kadar benim yanımda olan ve tabii ki istifa notumda da söylediğim üzere kalbimde olan Esma Akgel'e de çok teşekkür ederim. Bana bir şeyler öğrenmem için sürekli alan açan ve sürekli beni destekleyen Derin Akıllı'ya çok teşekkür ederim. Girdiğimde de vardı, çıkarken de vardı. Hayatımın her yerinde bundan sonra olacağından eminim. Sana teşekkür ederim. Aşkım, ben çok teşekkür Doğukan'a ederim. Herkese teşekkür ederim. Yani herkesi tek tek saymam mümkün değil. Herkese çok teşekkür ederim. Ama benim sivil topluma girerken beni özel hissettiren ve benim bir şeyler kapmamı sağlayan insanlara özel olarak teşekkür etmek istedim. Ve her yerde de teşekkür ediyor olacağım bu insanlara. Öyle. Bu teşekkür benim için önemli. Çünkü şey anne... Bu insanlar kimleri sivil toplum bıraktı, kimleri kötü bıraktı, kimleri üzgün bıraktı, kimleri bırakmadı devam ediyor. Ama bir noktada bıraksalar da bırakmasalar da birilerinin önünü açtı, birilerine alan tanıdı, birilerini destekledi. Yani bu yüzden önemli. Kapanışta bize ne yaşatacaksın sevgili Çayan Hakiki? Hemen. Arabesk derken Beyoncé'den Formation'a çalmışım. Demez mi? Nicki Minaj falan. Ya. Biz Cardi B'ciyizdir. Tabii. Madilik çıktı. Nasıl yani? Hayatım bir Cardi B vardı. Bir de Cardi B zımbırtıları vardı. Nicki Minaj. Aşkım Nicki Minaj bir yerde severim. Dinlemem demem ama K var, K'cık var. K var, K'cık var. Ne açsam kız? Şey gitmeyeyim. Ay sus. Dev yaşatır. Yeni nesil arabesktir. Bir daha nasıl seveceğim? Bir kadeh içip gideceğim. Kalmam bu saatten sonra. Kalmayanlara kalmayanlara gelsin. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki pembe hayattasınız. Olmaya da devam ediyorsunuz. Alta yorum yapın. Beğenin muhakkak. Kesinlikle paylaşın. İsteklerinizi, taleplerinizi yazın abla. Sizleri çok seviyoruz. Çok çok kucak çok dolusu öpüyoruz. Sevgiler. Ben de Pembe Hayat'a teşekkür ediyorum. Böyle bir alan tanıdığı ya. İçin. Hadi abla Naş. Biz evimize gidelim. Akşam oldu. Yemek yeriz. Bu karı vegan değil biliyorsun. Ya evime gideyim kendime vegan yemekten yapayım. Yok aşkım. Hadi bacım kendine iyi bak. Hadi abla. Görüşürüz. Hiç kalkmasan zahmet etme sen. Hadi ben kalkayım. Yok kalkma. Valla kalkma.